أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن
بالطاغوت ويؤمن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا
نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Allah'ım, bizi arzu ve tutkularımızın peşinde koşturma. Beklentiler girdabına boğulmamıza izin verme. Makul ve yeterli olana nefsimizi razı et. Kanaat hazinesinden hissedar eyle. Ömrümüzü bereketin emniyet limanına demirle. Günlerin sultanına, yeniden kavuşturana hamdolsun. Cumamız mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yine bir cuma akşamı, cumaya doğru programıyla Diyanet TV ekranlarında sizlerle beraberiz. Şimdiden cumamız mübarek olsun, hayırlara vesile olsun efendim. Bugün çok güzel bir konuyu konuşacağız. Hepimizin özellikle bilmesi gereken konulardan birisi, var olmanın asıl gayesi Allah'a imanı konuşacağız efendim. Efendim, Kur'an-ı Kerim tilaveti için Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü İmam Hatibi Seyfettin Yeniçeri hocamıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu arada bizlere mesajlarınızı iletebilirsiniz. 0535 018 17 47 0535 018 17 47 numaralı hattımıza mesajlarınızı iletebilirsiniz. Burada biz de müktesebatımızca mesajlarınızı okumaya çalışacağız efendim. Biraz evvel biraz üzüntülü bir haber aldım. Hepinizin Diyanet TV ekranlarından da bildiği Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin değerli hocalarından, bizim de hocamız, Türk Din Musikisi'nin hocalarından, akademisyen sanatçı Profesör Doktor Ahmet Hakkı Türabi hocamızın annesi rahmeti rahmana kavuştu. Allah Kadriye annemize cennetini nasip eylesin inşallah. Dua ederseniz mutlu oluruz efendim. Onu buradan iletmek istedim. Dua buyurun. Efendim, bugün çok değerli bir hocamız ile çok değerli bir konuyu konuşacağız sizlerle. Iğdır müftümüz Doktor İrfan Açık hocam bizlerle beraber Iğdır'dan ayağının tozuyla şu anda geldi, teşrif etti programımıza. Efendim, hoş geldiniz değerli hocam. Üstadım, çok teşekkür ederim. Kafalar getirdim. Allah razı olsun. Serhat ilimizden, Iğdır'ımızdan, güzel evet. Iğdır'ımızdan hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, dostlarımızın selamlarını arz ediyorum. Aleykümselam ve rahmetullah efendim. Iğdır'a gittim ben. Böyle girdiğimde Amasya'ya benzettim. Evet. Sonra dediler ki Iğdır'ın da
Elması meşhur dediler. Evet, doğru elması mu? Elması doğru. Meşhat Dağı'nınla ilgili bir türküsü de var. Bunun yanı daha çok önemli olan, daha belirgin olan kayısısı. Kayısısı, onu biraz evet. evvel öğrendim. Evet, sizden. Kayısısı da gerçekten yeme olarak çok lezizdir, güzeldir. İnşallah buradan, teşrif ederseniz. İnşallah, hayırlısı. Hem sesinizden, hocam. İcranızdan istifade eder, hem de inşallah Iğdır'ımızı tanıtırız. İnşallah hocam, buradan Iğdır'a bizleri izleyen herkese selamlarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Çok değerli hocam, hemen vaktimizi değerlendirelim. Çok önemli bir evet. konuyu konuşacağız. İnşallah. Aslında kıyametin sonuna kadar hep konuşulacak en önemli konulardan belki başında gelir. Var olmanın asıl gayesi Allah'a iman. İslam kendisini fıtrat dini olarak tanımlıyor. İslam'ın insan tabiatıyla olan ilişkisini ele alarak fıtratı nasıl açıklarsınız değerli hocam? Buyursunlar. Üstadım şimdi fıtratın Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de 18 ayette fatıra kökünden fatır, bir yerde de fıtrat ifadesiyle, yani o da Rum suresinin 30. ayeti kerimesinde فَاَقِمْ وَجَهَ لِدِّينِ حَن۪يفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ لَتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Cenab-ı Allah burada bizzat fıtrat kelimesini ifade ediyor. Hı hı. Sen hanif olarak bütün varlığınla yönel. Neye? Allah'ın insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Burada fıtrat, ilk yaratılış, tabi olma, safi olma, bozulmama, değişmeme, Rabbimizin kıvamında kalma anlamlarını veriyoruz. Fıtrat özellikle dışarıdan bir etkilenme olmadığı müddetçe o öz halinde kalma, tabii halinde kalma. Ancak insanoğlu dışarıdan etkilenmeye başladığı andan itibaren bu fıtratındaki olan güzellikleri iyiliğe ve hayra yönelik ya da Allah'ı bulma, bilme, Allah'ın birliğini tanıma özelliklerinden bir kısmını kaybedebiliyor. Fıtratın en önemli özelliği hazır Allah inancı değildir. Yani Allah'ımızı, varlığını ve birliğini bulma imkanı, kabiliyeti, insiyakı melekesidir. İnsana verilmiş. Bir melekedir. Hazır değildir. İnsan bu husustaki İslam ahlakçıları da Allah'ı bulma hususunda fıtratın yalnızca yeterli olamayabileceğini, bunun yanında mutlaka peygamberlere ve peygamberlerin mesajlarıyla birlikte aklın ve akla özellikle çabanın ve gayretin olması gerektiğini ifade ederler. Bu çok önemli bir hususiyettir. Çünkü çocuk annesinin kordonundan kesildiği andan itibaren bir travmaya girer. Annesiyle iletişimi, etkileşimi, doğru bir anne, doğru bir tavır, doğru bir bakış açısı, o çocuk 0-2, 2-4, 4-6 yaş şeklindeki zaman diliminde anneden Allah'a ulaşabilme hususiyetlerini kazanabilir. Dış tesir, ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buna vurgusu, çok önemli bir vurgusu vardır. Çocuk konuşmaya başlayıncaya kadar fıtrat üzeredir diyor. Dille etkileşim başladığı andan itibaren artık çocuk dışarıya açılmış olur. Hı hı. Dışarıya açılmış olmak demek artık gerek fıtrata yönelme ya da fıtrattan uzaklaşma imkanı olabilir. Ki çocuk artık konuşma, görme, etkileşme hususiyetlerini evet. içerine barındırır. O vesileyle fıtrat belirleyici olmakla birlikte zorlayıcı değildir. Yani belirler ama zorlayıcı değildir. İlla bir kimseye sen fıtrat üzere yaratıldın, bu fıtrata uygun Allah'a inanmalısın, Allah'ın varlığını, birliğini tanımalısın, sen mecbursun çünkü insansın şeklindeki bir baskılamaya gelmez. Allah bize bunu öz olarak, bir meleke olarak, bir insiyak olarak, bir kabiliyet, bir imkan olarak vermiştir. Ve insan çevresinin etkisiyle, ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok veciz bir şekilde her doğan fıtrat üzere doğar. Onun annesi, babası
Hristiyan, Yahudi ve Mevcut kılar. Burada çevrenin etkisini. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişi arkadaşının dini üzeredir de buyurarak çevreden etkilenmenin o gerçekten önemli bir katkısını, faydası ya da zararını bizlere net bir şekilde ifade ediyor ki fıtrat özellikle insana verilen bu meleki doğru kabiliyeti kullandığı andan itibaren insanoğlu yanlışlar olacak, hatalar olacak, günahları olacak ama her daim o fıtrat üzere dini bulma, Allah'ı bulma şeklinde olduktan sonra bu güzel melekeyi hayatına idame edecek ve ağır basan güzelliği olacak, iyiliği olacak, doğruluğu olacak, dürüstlüğü olacak, insanlara dünya ve ahirette faydası olabilecek tavır ve davranışlarda bulunacaktır diye düşünüyorum. Yani Rabbimiz bize özümüzde kendisine inanma, iman etme kabiliyetini aslında vermiş ve bunu anlıyoruz değil mi değerli hocam? Evet. Bu, ve her ne kadar annesinin, babasının Hristiyan, Yahudi, Mecusi olmuş olsa da istediği zaman Allah'ı bulabilecek melekelere sahip olmasıdır diyoruz fıtrat. Evet. Peki değerli hocam, insanın yaratılış hikmeti ve sorumluluğu hakkında bilgiler verebilir misiniz? Tabii. Yani insan neden yaratılmıştır? Şimdi, niye yaratılmıştır? İnsanoğlu Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizzat minel ma diye sudan yaratıldığını ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de balçıktan yaratıldığı, bir atılmış sudan yaratıldığını dair çeşitli ayet-i kerimeler vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bununla ilgili hadisleri vardır. Yalnız İslam, insanın yaratılış serüveninden ziyade neden yaratıldığı, niçin yaratıldığı, bu dünyaya geliş gayesinin neliği konusunda, keyfiyeti konusunda bize özellikle dikkatlerimizi çekiyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayet-i kerimiz. Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَوْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ. Hayatı ve ölümü hanginizin daha güzel ameller yapacağını sınamak, denemek, imtihan etmek için yarattığını buyuruyor Cenab-ı Allah. Fıtratla da bağlantılı. Fıtratla da bağlantılı işte. Zaten fıtratı iyi çözdüğümüz zaman ki bunu alimlerimiz çok güzel ifade ediyorlar. Usulü selase dediğimiz. Hı hı. Yani Allah'a aslında iman. O konuya gelecektik ama. Evet, Allah'a evet. İman, peygambere iman, ahiret gününe iman şeklinde bizim bir iman çerçevemiz vardır. Alimler bunu kelime-i şehadetle daha daraltıyor. Sadece Allah'a ve peygambere iman. Bunu nihai olarak da aslül usul diyerek sadece Allah'a iman olarak ifade ederler. Çok önemlidir. Şunu kastediyoruz. Allah'a imanı doğru anladığımız andan itibaren biz artık meselelerimizi, Allah'a iman mahiyetini, sınırlarını, bizden istenenlerini doğru anlamaya başladığımız andan itibaren itikadımızda, amelimizde, ahlakımızda, helal ve haram anlayışımızda bir düzene girecektir. Bu aslul usul dediğimiz Allah'ın imanın zımmındadır. Zaten varoluş gayemiz de budur. Varoluş gayemizi, doğru hedefini, amacını, ruhunu, mesajını anladığımız andan itibaren bizim hayatı ve hayat ötesini çözümlememiz kolaylaşacaktır. Bu çok önemlidir. O vesileyle Allah'a iman hususunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Abdullah es-Sakafi radıyallahu anh geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme İslam'ın mel İslam, İslam'ın ne olduğunu soruyor. Bana öyle bir şey söyle ki ya Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, senden sonra bu konuda hiç kimseye bir soru sormaya ihtiyacım olmasın diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok veciz, çok özlü, hayatımızın anlamını,
ruhunu, mesajını, hedefini, yönünü tespit edebileceğimiz Cevamül Kelim dediğimiz kısa özlü bir ifadeyle kul âmentü billah thummestakîm. Allah'a iman ettim de ve bu imanın gereği olarak doğru ve dürüst ol. Yani imanın gereklerini yaparak doğru ve dürüst ol. İman ne buyuruyorsa, iman sizden, bizden ne istiyorsa onun doğrultusunda bir hayat hedeflemek, hayatı yaşamaktır. O vesileyle Hazreti Ömer radıyallahu anh, hayat, iman bir temenni değildir. İman bir hakikattir. Umniye değildir. Bir hayal değildir. Bir hakikattir. Ve bunun hakikatini de yansımalarını mutlaka hayatta göreceğiz. Çocukluğumuzdan itibaren bize imanın şartlarının altı olduğu zikredilir, ifade edilir. Bu hadis-i şeriflerde meşhur olma, çok bilinme, tanınma açısından böyledir. Halbuki iman dediğimiz zaman, imanın içerisine az önce ifade ettiğim gibi itikadi hükümler de girer. Ameli hükümler de girer, ahlaki hükümler de girer ve bunun yanında şari'in dediğimiz Allah'ımızın, Resulümüzün belirlemiş olduğu helaller ve haramlar, emirler ve yasakların bütünü de içine girer. Yani meleklere imanı nasıl kabul etmemiz gerekiyorsa, namazın da varlığını kabul etmek imanın bir ifadesidir. Aynı şekilde komşuya eziyet etmemek de imanın bir uzantısıdır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, imanla ahlakın nasıl örtüştüğünü, imanın içerisinde ahlakın da yer alması gerektiğini, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna eziyet etmesin. O kadar söylüyor ki, zannettik ki biz, komşuyu komşuya özellikle mirasçı kılacağız. Evet. Mirasçı kılacağız. Yine Peygamber Efendimiz Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. İmanla misafirliği. Yine Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse imanla ya hayır söyle ya, ya sus. Susmak da imandır. Konuşmak da çok hayır güzel. Konuşur. Yani ahlak ile imanın örtüşmesi. Yani kadar ibadetle örtüşmesi. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'de zaten. Evet. Hocam ne kadar güzel sohbet gidiyor evet. Ama süre geçiyor. Evet. Buradan devam edelim İnşallah. Değerli hocam. Çok güzel ama mesajlarımız var sevgili izleyenlerimizden. Evet. Mesajlar gelmiş. Müsaade ederseniz onu okumak hocam. İsterim. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Aleyküm selam. Iğdır'dan Mehmet Cevat Polat. Hocamıza, değerli müftümüze selamlarımı iletiyorum diyor. Iğdır izliyor bizleri. Selamun aleyküm Fatih Hocam. Aleyküm selam. Programınızı ailecek, severek izliyoruz. Sizin ve Iğdır müftümüzün cumanızı kutlarım. Mevlana diyarından Kazım Oğuz. Konya'ya buradan selam olsun. Esselamu aleyküm. Hayırlı yayınlar. Cumanız mübarek olsun. Afyon Karahisar, Dinar ilçesi. Gencalı Köyü Camii İmam Hatibi. Ali Yalçınöz kardeşimiz. Rabbim cümlemizi imandan, Kur'an'dan, Resulullah'ın yolundan ayırmasın. Amin. Bakınız hocam, imandan, Kur'an'dan. Nevşehir'den Muhammed Özdemir, selamlar, cumanız mübarek olsun diyor. Efendim, Anadolu'nun her ücra köşesinden bizleri izleyen herkese biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Tabi bu arada yurt dışından da izleyenler var. Hocam müsaade ederseniz ilahi vaktimiz geldi. Amin. Bir ilahi okuyalım, sonra o kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah hocam. Thank you.
Efendim, değerli hocam, söyler bunu aşık dilinden Yunus, kaçan aşık oldum, dönmezem gayr. Kaçan derken her zaman diyor yani. Yalnız sesinizin, icranızın güzelliğinden. Estağfurullah. Geçen yakında okuduğum bir ifade, gazelden bir ifade var. Mealen söyleyeyim. Ses hikmetin bedeni ve meskeni, hikmet sesin canı ve ruhudur. Allah Allah. Yani gerçekten hikmetten sese, sesten hikmete muazzam bir icrayla kulaklarımızın pasını estağfurullah. Bu arada
gerçekten Kur'an-ı Kerim okuyan Seyfettin Hoca. Evet, evet. O da muazzam, seçkin, güzel sesli. Aslında sorularımızın içerisinde yok ama çok hep her akşam yatsı namazından sonra evet, Amener Resulü'yü okuyoruz. Aslında imanı anlatıyor. Orayı değil de Ayetel Kürsi'yi okudu. Biraz Ayetel Kürsi'den, çünkü gençlerimiz de bizleri izliyor. Hep Ayetel Kürsi'yi okuyoruz. Bu var olmanın asıl gayesi Allah'a iman ile Ayetel Kürsi'den neler, böyle biraz bizim sorularımızın dışına çıktı evet, ama yok, hiç önemli değil. Okudu değerli hocam, orada aklıma evet, geldi. Evet, evet. Önce Amin Resulü diye buyursunlar, evet. İnsanımızın, halkımızın, hatta bizim çocukluğumuzdan beri ifade edeyim. Bakara suresinin son iki ayetinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece okunduğu zaman kişiye ibadet olarak yeteceğini. Allah Allah. Çok önemli bir vurgusudur. Burada yani okunan o iki ayette Cenab-ı Allah bize imanın keyfiyetini, nelere iman edeceğimizi, imanla takındığımız tavrı, nasıl dua edeceğimizi, neye yaslanacağımızı bize çok net ifade ediyor. Yani biz Allah'a iman ettiğimiz gibi, daha önce indirilenlere iman ettiğimiz gibi, bize yüklenen ağır yükü geçmiş milletlere yüklendiği gibi bize yüklememiz gerektiğini, bize Cenab-ı Allah nelere genel olarak iman etmemiz gerektiği ile ilgili bir de dua edebini, nasıl dua etmemiz gerektiğini, bir yalvarışımızı, ayet değil mi evet, yalvarışımızı, yakarışımızı nasıl olması gerektiğini, unutursak, yanılırsak affedilmesi gerektiğini, tahammülü etmemiz gerektiğini, merhamet ya Rabbi, affeyle ya Rabbi, acı ya Rabbi, kafirlere karşı bizi mansur eyle ya Rabbi şeklinde. Düşünsenize her akşam okuyoruz. Her akşam iman tazeliyoruz. İman tazeliyoruz. Ve dua ediyoruz. Peygamber Efendimiz, çok güzel. Yani öyle bir yerden sordunuz, aklıma geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte otururken yağmur damlamaya başlıyor. Ender Gölü'nden evet, durumlardan bir tanesi. Peygamber Efendimiz mübarek gömleğini açıyor. Gömleğini açıyor. Yağmur damlalarının üzerine değmesine izin veriyor. Ashab radıyallahu anh, Allah hepsinden razı olsun. Güzel insanlar. Hemen bu farkındalığı soruyorlar. Ya Resulallah, neden böyle yaptınız diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yağmuru işaret ederek onun Rabbi ile ahdi taze diyor. Ahdi taze. Allah. Emri almış ve yağmış. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahdi taze olanla buluşuyor. Allah çok Allah. Çok önemli. Ne kadar güzel. Çok hocam. Değerli. Gerçekten şey. Biz mesela her zaman, her daim kıldığımız namazla mesela iman, amel, ahlak bütünlüğü ifade ettik ki aslında biz ahdimizi taze ediyoruz. Geçen sohbet amacıyla ifade ediyorum. Geçen cuma namazı, sabah namazında bir buluşma gerçekleştirdik. Bütün illerimizde olduğu gibi, ilçelerimizde çok güzel bir şey. Iğdır merkezde. Iğdır merkezde. Bir büyüğümüz sağ olsun, hocam dedi, Allah sizlerden razı olsun. Arkadaşlar sağ olsunlar. İmamlarımız, müezzinlerimiz, vaizlerimiz, müftü yardımcımız çok güzel bir faaliyetle. Güzel bir sabah namazı, arkasından Allah ne verdiyse ikramlarımız olmuştu. Ve yaklaşık 3 saat camide kaldık. O camide kalma, kimseyi zorla tutmadık ama bir ahit tazeleme, bir iman tazeleme, bir kardeşlik, bir muhabbet, bir ortam sağlama. Çıkarken şöyle dedi bize, Allah razı olsun hocam dedi, gerçekten dedi, çok ihtiyacım vardı. İnsan zaman zaman eskiyor, pörsüyor, üzülüyor, sıkılıyor, zaman zaman uzaklaşıyor. O vesileyle böyle iman hakikatleriyle buluşma, bir dost edinme, Kur'an'la ünsiyet kurma, namazla ünsiyet kurma, ezana efendim ezana kulak verme ki onu da söyleyeyim. Aslında ezanı biz çocukluğumuzda annelerimiz, babalarımız, ecdadımız doğar doğmaz sağ kulağımıza ezanı Allahu Ekber. Sonunda La İlahe İllallah. Aslında tevhidi bize öğretiyor. Haddi, ahitleşiyor. Elesi bir Rabbikum. Kavlu bela şehitna. Temsili bir sözleşmemiz var. Evet, evet. Annemiz, babamızla o temsili sözleşmeye karşı Allah'ım bana verdiğin bu güzelliği, kızımı, oğlumu senin yoluna ram olsun. Senin yoluna hizmetkar olsun. Muvahhid olsun.
güzel imanlı olsun, varoluş gayesini, yaratılış hikmetini, bu dünyaya neden geldiğini anlasın diye kulağıyla kalbini bütünleştirecek ezan okuyoruz. Biz aslında ezan okurken doğduğu zaman yavrumuz bize de okunduğu gibi, biz vefat ederken de aslında vefat etmek o sırasında karşımızdaki muhatabımıza çok tatlı baskı yapmadan La ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah şeklinde kelime-i şehadeti, La ilahe illallah, kelime-i tevhidi telkin ederiz. Ki Rabbi ile buluşurken imanla. Günde 5 defa iman tazeliyoruz aslında. Evet. Çünkü ezan-ı Muhammedi, Allah'ı birleme, takdis etme, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etme ve kurtuluşun namazda olduğunu ilan ediyoruz. Ne kadar güzel hocam bunlar. Biraz evvel programın başında aslında bahsettiniz. Yani bir ayeti kerimede insanda hazır bir Allah inancı değil, onu bu inanca götürecek kabiliyet ve imkanların var olduğundan da bahsettiniz. Bu insan hangi hal ve durumlarda Allah'ı bulmaya daha yakındır? Yani insan ne zamanlar veya hangi durumdayken Allah'ı kendisine daha yakın hissedebilir veya Allah'ı bulmaya daha yakındır? Buna en çok ne zaman ihtiyaç duyar hocam? Şunu çok güzel bir soru aslında. Evet, gerçekten tabii bu sorunun hakkını vermek de kolay değil. Ancak şunu ifade edeyim, biraz da deruni bir icabettir. Yani bir çağrı var Rabbimizden. Bizde bu imana deruni bir cevap. Ya Rabbi, ki İbn-i Recep el-Hanbeli'nin ifadesi var. اَلَّذ۪ينَ قَالُوا رَبِّنَ اللّٰهِ كَث۪يرٌ Rabbim Allah'tır diyen çoktur. وَلَاكِنْ اَهْلَ الْاِسْتِقَامَةِ قَل۪يلٌ İstikamet ehli ise çok azdır diyor. Şimdi buradan buyurduğunuz gibi kişinin Allah'a yakınlaşma وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَر۪يدِ Allah bize bizden daha yakın, can damarımızdan daha yakın. O bize nerede bulunursak Allah bizimle beraberdir. Tabii Kur'an'la ünsiyet kurduğumuz zaman, güzel dostlarla, zikir ehliyle hasbihal ettiğimiz zaman, namazda Allahu Ekber diye ki tahrimedir bir iftitah tekbiri ifadesinin yanında bir de tahrimedir. İftitah tekbir, tahrime diyor. Ne demek tahrime? Allah'ım senin divanına durdum. Sen varsın. Tüm dünyayı geçici, göçücü, değiştirici, bizi bizden alan tüm şeyleri geriye atıyorum. Yalnız seni, sana divan duruyorum. Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secde halinin Allah'a en yakın olduğumuz an olduğunu bize ifade ediyor. Secde halinde geçen okuduğum bir yazıda çok hoşuma giden bir ifade var. Çok hoşuma gitti. Şöyle mealen yine ifade edeyim. Yani biz yürüyüşümüzün, duruşumuzun, tavrımızın şeytanın yürüyüşüne benzememesi için biz bastığımız yere secde ediyoruz. Kibrimizi altına alıyoruz. Yalnız Rabbimiz vardır diyoruz. Bir atımlık sudan meydana gelen insan, Rabbimize, efendime söyleyeyim, düşmanlık besleyen insana karşı biz bir böbreğimizde küçücük bir taştan dolayı, küçücük, milimetreyle ifade edilen küçücük bir taştan dolayı şöyle bir ifade de kullandım. Ya Rabbi, senin bütün yardımına muhtacım. Bütün yardım. Hiç kimsenin yardımı bütün, fayda vermiyor. Yani İnsan korkuyla, hastalıkla, Allah korusun sevdiğin, az önce buyurduğunuz, çok sevdiğiniz bir hocamızın annesi vefatıyla, insanlar zaman zaman böyle ölümü hatırlarlar. Niçin yaratıldığını hatırlarlar. Niçin, nereye koştuğumuzu. Allahu Ekber'le doğduk. Allahu Ekber diye bir hocamızın uğurlamasıyla iki tekbir arası kaç kilometreye gideceğiz, kaç nefes alacağız. Kaç neler yapacağız? Her şeyimizden sorguya, suale çekileceğimiz bir zaman dilimini bizler yaşayacağız. O vesileyle bence Allah'a en yakın olduğumuz anlar bizlerin
helal dairesi içerisinde yaşadığımız. Her şeyi alabiliriz. Her şeyi alabiliriz. Helalle bakma, helalle görme, helal tavır koyma, duruşumuzun fe eyne tedhebun, bu gidiş nereye sorusunun cevabını bulabileceğimiz. Kullarım bana sorarlar. Fe inni karib, ben yakınım diyor Cenab-ı Allah. Diğer inni karibun mücib, başka bir ayet-i kerimede. Ben gerçekten yakınım ve dualarınıza, ihtiyacınıza karşılık verenim diyerek Cenab-ı Allah çok özlü ifadeler diyor. Yani kulun, bir kul ya Rabbi dediğimiz zaman içimizden bir sesin kulum diye o iç sesimizi hissedeceğimizi düşünüyorum. Yeter ki samimiyetimizi, ihlasımızı, tavrımızı bozmayalım ki din samimiyet diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu samimiyeti ki Suraka gibi radıyallahu anh daha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i az sonra öldüreceğini zanneden Suraka, efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle gülümsemesi vardır. Tökezliyor, sürçüyor, yere kapaklanıyor, düşüyor, dünyası kararıyor. Ama o Suraka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Allah'a, kitaba, Kur'an'a iman ettikten sonra gerçekten dünyevi ve uhrevi tüm makamları elde edeceğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeliyor ve buluyor. O vesileyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim veli kullarıma düşmanlık edene Allah'ın da Allah'ın veli kullarına düşmanlık edenlerin de Allah'ın onlarla harp açacağı. Allah Allah. Allah'a en yakınlaşma vesilesimizin farz ibadetlerle olduğunu. Yani en yakın Allah'ımıza yakın olabilmemizin hususiyeti farz ibadetler yaparak olduğunu. Nafilelere de iyice Allah'a yaklaşacağımızı, artık gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olacağını ve artık ondan sonra ben onu severim diyor Cenab-ı Allah. Ben o kulumu artık severim diyor. Ve sevdiğim kul da benden ne isterse ben onu veririm. Benden neden sakındıysa, sığındıysa onu da veririm. Ondan sığınırım diyor. O vesile bu hususta yapacağımız hususiyetler, tavırlarımız, duruşlarımız iman çerçeveli olacak. Fıtrat çerçeveli olacak. Ki Cenab-ı Allah bizi erkek ve dişiden yaratmıştır. Hucurat suresinde Cenab-ı Allah bizlere buyuruyor. Bu buyurması, bu yaratılışımızın kadın ve erkekten olduğunu bize buyuruyor. Üçüncü bir şık aramayın diyor. Fıtratınızı bozmayın, değiştirmeyin. La tebdile li halkillah. Değiştirmeyin. Değiştirmeye kalkabilirsiniz. Alternatifler arayabilirsiniz. Bu fıtrattan uzaklaşmadır. Hem dünyanızı berbat edersiniz, hem de ahiretinizi berbat edersiniz. Fıtrat temelli, fıtrat çerçeveli, fıtrat sınırlı bir hayatı yaşamamız gerektiğini ve bunun da tevhid ilkesini en güzel bir şekilde anladığımız zaman hayatı çözümlememiz gerektiğini ve çözümleyeceğimizi, mutlu ve müreffeh yaşayabileceğimizi ifade ederiz ki hayat özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani öyle güzel diyor ki Allah deyin diyor. Allah birdir deyin diyor. Teslim olun diyor. Tevhid ilkesini ifade ediyor. Dünya ve ahirette tüm nimetlere ulaşacağını söylüyor karşındaki muhataplarına. Karşı çıkıyorlar. Ece'ale alihete ilahen vahide. Evet. İnne hazâ leşeyhün. Ya hocam bu ne acayip bir şey. İlahlarımızı tek bir ilaha indiriyor. Hı. Ne acayip bir şey diyor. İnanamıyorlar. Anlayamıyorlar. İfade edemiyorlar. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daveti orada öyle bir şey anlamamız lazım ki Al Rabbim Allah'tır. Birdir. Kul huvallahu ehad. Kul huvallahu ehad. Gerçekten hakkı teslim etmektir. İnsanları kurtuluşa götürmektir. İnsanları sömürüden hakkaniyete ulaşmaktır. İnsanları gerçekten müreffeh bir şekilde bir hayata sürmektir. Ancak şunu zaman zaman kardeşlerimiz ifade ediyorlar. Hocam
İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar imanı, bu kadar İslam'ı, ahlakı, edebi, güzelliği ifade etti. Ama her zaman, her daim karnına taş taş bağlayan bir peygamberdi. Aç kaldı, hakaretler gördü, sıkıntılar çekti, ızdıraplar gördü. Çocukları, altı yavrusu bizzat hayattayken vefat etti. Birçok problemler yaşadı. Bu nasıl oluyor diye sorulunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün zorlukları yaşadı. Öyle bir imanı vardı ki bütün bu zorlukları yaşarken dünya hayatında gelmiş geçmiş en güzel tebessüm eden insandı. Enerjisi güzeldi, insanlara faydalıydı. Tüm zorluklarına, imtihanlarına rağmen insanlara faydalıydı. Muaz bin Cebel bir kişi ya Resulallah cennete götüren bana bir şey öğretir misiniz diyor. Aferin diyor Peygamber Efendimiz. Aferin. Ve bir kişiyle ilgileniyor. Düşünün bineğinin terkisini alıyor. Dakikalarca onunla tek kişiyle ilgileniyor. Biz şimdi hepimiz hocalık yapıyoruz. Bu saatlerimiz bir kişi geldiği zaman istiyoruz ki kalabalıklara konuşalım, insanlar bizi dinlesinler değil. Peygamber Efendimiz ferden ferda, tek tek, ruh be ruh, yüz yüze insanlara bir bilgiyle kadro yapmış, kadro yetiştirmiş. Ahlaki ki o kadro dünyayı yönetmiş, dünyaya nam salmış. Ahlakıyla, edebiyle, duruşuyla, insanlığıyla, mükemmellikiyle, örnekliğiyle. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet delillerinden bir tanesi de 23 yıl gibi kısa bir zaman diliminde bu kadar mükemmel bir kadroyu yetiştirmesiyle de ilgilidir. Müthiş bir kadro yetiştiriyor. Bu vesile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar zor. Evet, Ebu Leheb'den bahsediyoruz. Evet, Ebu Leheb Kur'an-ı Kerim'de Tebbet suresini hepimiz okuyoruz ve biliyoruz. Bu kişi Peygamber Efendimiz'in öz amcasıdır. Hakikaten bir eli yağda bir eli bağla diyebileceğimiz müreffeh bir maddi müreffeh içerisindeydi. Birçok malı, mülkü, altını, gümüşü, cariyeleri, köleleri vardı. Ve aristokrasisindendi. Mekke yönetimini de ele almıştı. Evet. Ancak biz onu nasıl anlıyoruz? Demek ki burada mesele yani slogan samimiyeti ikame etmez. Samimiyet özellikle güzel. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten imanı hayatında yaşamıştı, adanmıştı. Yani dinin taciri değildi, halisiydi, hasbisiydi. Özellikle yani bugün Gazali'nin ifade ettiği gibi yani dünyayı kazanmak için dini değil, dini kazanmak için dünyayı feda etmek lazım. Yani dünya, yani Gazali müthiş. Müthiş hocam. Gerçekten üzerinde çok çalışılması, araştırılması ve ben şunu da parantez içerisinde konumuzla ilgili değil ama Gazali hakkında işte İslam düşüncesini durduran kişi olarak ifade ediliyor ki ben bu düşünceye asla katılmıyorum. Ben tam de katılmayanlardanım. Tam tersine hatta düşünce ufuklarımızı aşan büyük insan. Değerli hocam. Bölmedim sohbetinizi. Estağfurullah. Çok güzel bir konuşma yaptınız şu anda. Aslında soracağım birkaç sorunun cevabını da verdiniz. Ama mesajlarımız, izleyenlerimiz bizlere mesaj atmış. Onları okumak isterim müsaadenizle. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Cumanız mübarek olsun. Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hayırlı yayınlar diliyoruz diyorlar. Cumanız mübarek olsun. Sonsuz selamımı sunarım. Sağlıklı kalın. Biz Kocaeli Sabancı Lisesi öğrencileri, 300'ler Berkay, Eymen, Baha, Kurt hocamıza da selamlarımızı iletir. Onlar da selam gönderiyorlarmış bize. Hocamıza da ayrıca selamlar diyorlar. Cumanız mübarek olsun diyorlar. Selamünaleyküm Fatih Hocam. Feyizli, bereketli bir program dilerim. Sizleri Allah için çok seviyoruz. Kıymetli Iğdır Müftümüz İrfan Açık Hocama en kalbi selamlarımı iletirim. Fıtraten tertemiz olan İrfan hocamızla fıtratın konuşulması çok isabetli olmuş. Sivas İlahiyat'tan doktor öğretim üyesi Mehmet Çetin hocamız. Buradan Sivas'a da Cumhuriyet Üniversitesi'ne de bütün hocalarımıza, öğrencilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Hocam sizi çok seven bir hocamız. Selamünaleyküm Kocaeli Darıca'dan Selami Bayram
Cuma akşamınız ve Cuma'ya doğru sohbetiniz hayırlı olsun. Cenab-ı Hak Kur'an'ın izinden, Peygamber Efendimiz'in yolundan ayırmasın. Hocamızı ve sizi ailecek seyrediyoruz. Hayırlı yayınlar diyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı, feyizli yayınlar diliyorum Fatih Hocam. Iğdır Müftümüze de ayrıca saygılar, hürmetler diliyorum. Mustafa Usta, Atakum, Samsun Türk İş Camii, İmam Hatibi. Ve aleyküm selam. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocam, bir ilahi daha okuyalım. İnşallah sonra programımız öyle devam edelim isterim. Sesinizi dinleyelim inşallah hocam. Eyler merhaba.
aşkına, yol Erkan'da Allah aşkına, Muhammed'le Ali'nin aşkına, bu diyelim biz Allah aşkına, Muhammed'le Ali'nin aşkına, bu diyelim biz Allah aşkına. Allahümme salli ala Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed. Cem olalım dost aşkına, can verelim canan aşkına, Kur'an'daki ehli beyt aşkına, bu diyelim biz Allah aşkına, Kur'an'daki ehli beyt aşkına, bu diyelim biz Allah aşkına. Allahümme salli ala Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed. Aşkına, demde kırklar meclisi aşkına, Talip'te Ümmi Sinan aşkına, hu diyelim biz Allah aşkına, Talip'te Ümmi Sinan aşkına, hu diyelim biz Allah aşkına. Allahümme salli ala Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed, Allahümme salli ala Efendim, hocam. Yine çok güzel bir icra ettiniz. Sonunda Allahümme salli ala Muhammed salavatı getirdiniz aklıma. Camiler haftası, din görevler haftamızı evet, tebrik ediyorum bu arada. Baştan unuttuk. Ve bir de Mevlid'in bir haftamız da ayrıca mübarek olsun. Ay, çok güzel çalışmalarımız oldu elhamdülillah. Bu sene zaten Mevlid-i Nebi Süleyman Çelebi yılı. O da bir eklendi. Çok bereketli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar da takip. Iğdır'da da programlar yaptık. Güzel programlarımızı icra ettik elhamdülillah. Arkadaşlarımız, çevredeki arkadaşlarımız da çok güzel oldu. Salavat getirmek, ben geçen ifade ettim, kardeşlerimize de ifade ettim, onu söylemek lazım. Salavat getirmek, İmanın bir gereği değil mi? Seyyidina Muhammed, evet, imanın şubeleri var ya. Şubelerinden bir tanesi de peygamberiz. Allah Allah, işte. Sevmektir, ashabı sevmektir. Güler yüzü, tebessümdür. Hep imanın şubelerindendir. En üstün la ilahe illallah'tır. Haya imandan bir şubedir. Yani çok konuşulacak aslında hususiyet var da, salavat getirmek bir duruştur. Evet. Harekete geçmektir. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanmaktır. Yoluna revan olmaktır. Onunla var olmaktır. Onun baktığı yere bakmaktır. İlanı aşk. Onunla var olmaktır. Onun sevgisiyle, muhabbetle yanmaktır. İmanın tadını almaktır ki Peygamber Efendimiz halavetül iman diyor. İmanın tadı üç şeyde var. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, sevdiğini yalnızca Allah için sevmek ve küfre dönmeyi, Allah hidayet getirdikten sonra, verdikten sonra küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin ve kötü görmek. Şurada bir ateş var. Allah korusun. O
küfre gitmeyi, o ateşe atılmak gibi zor, ağır görmek, bu çok önemlidir. İşte zaman zaman gençlerle konuşuyoruz, ifade ediyoruz. Diyorum ki bizim irşat dilimizde, bizim tavrımızda, bizim bakış açımızda, bizim konuşmalarımızda, örnekliğimizde problemler olabilir. Yanlışlarımız olabilir, günahlarımız olabilir. Evet. Gençlere ulaşmada, çocuklarımıza ulaşmada, insanlarımıza ulaşmada, tebliğ dilimizde yanlışlarımız, hatalarımız olabilir. Ama bu din Allah'ın dinidir. Hepimiz sorumluyuz. Bizim günahlarımız onların dinden uzaklaşması anlamına gelmemeli. Hep gençler şöyle söylüyor, falan hocaların yüzünden veya falan kişinin yüzünden, falan kişilerin yüzünden biz dinden uzaklaştık. Dinden soğuduk, Allah'a imanı bıraktık, ateist olduk, deist olduk, agnostik olduk diye ifade ediliyor. Çok üzülüyorum bunlara. Bunları yapmayalım. Gençler, belki bizim hatalarımız olabilir, anlatım bozukluklarımız, zorluklarımız, örnekliğimiz olmayabilir. Ama örnekliğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O gençlerimizin, o yavrularımızın ulaşabilecekleri mükemmel örneklerimiz var. Güzel yaşayan örneklerimiz de var. Bizim örneklerimize, güzel örneklerimize baktığımız zaman o gençlerimize her zaman dinim Allah'tır, Allah'ım dinine davet ediyoruz, çağırıyoruz. Biz de onunla yer aldığımızdan dolayı mutluyuz. Mutlu olmak, güzel olmak, huzurlu olmak gerçekten ela bi zikrillah tatmainnel kulub. Başka hiçbir zaman ne inanırsak, neyi düşünürsek, ne tavırda olursak olalım, bizim zikirle buluşmadığımız, Kur'an'la buluşmadığımız en güzel hayatı yaşayan, örnekliği olan Hazreti Muhammed Mustafa ve ona tabi olan, hidayet üzere olanlarla buluşmadığımız müddetçe bizim huzur dünyada bulamayız. Huzur bulamayız. Evet. İfade. Şimdi tam öyle bir yere geldik ki kalp iman, kalp ile iman arasındaki o önemli bir rol var, bir yön var. Yani çevresindeki nesne ve olayları, yani çevremizdeki nesneleri, olayları gözlemlemek, ardından da bunlar üzerinde aklını kullanarak çıkarımlar yapmak insana özgü bir haslet, hepimizin bildiği gibi. Kur'an'da da akıl edenin kalp olduğu ifade edilmekte. İman konusunu kalp ve akıl birlikteliği üzerinden nasıl değerlendirebiliriz hocam? Akıl ve kalp birlikteliği. Yani şimdi şöyle, akıl, duyular, evet, Allah'ı bulma, tevhide yaklaşma hususunda çok yardımcılardır. Ancak vahiy olmaksızın hakikat bulunmaz. Evet. Evet. Bizim inancımıza göre bilgi değerden ayrıcalıklı düşünülemez. Her bilgi bizim için hikmet değildir. Bizim için bilgi insanlığa, tabiata, çevreye, aleme faydalı bilgidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilimden, bilgiden Allah'a sığınacağını ifade ediyor. O vesileyle tasdikin, inanmanın yeri kalptir. Asıl bir nevi imanın da mahiyeti. Mahiyetidir. Yani sadece söylemek demek değil. Şu gönlün onu tasdik etmesi gerekiyor. İfade etmesi lazım. Hatta bazı insanlar geldiler, bizler de iman ettik dediler. Hayır, siz sadece teslim oldunuz diyor. وَلَمَّا يَدْخُلُ iman. İman size daha girmedi, gelmedi. Siz kalpten ona bağlanmadınız. O iman ki tezahürleri olmalı. O kalpte yerleşen, kökleşen, gerçekten o bir yaşantı, bir hakikatinin hayatında tezahürleri olmalı. Müslüman o imanı kalbe sindirdiği zaman, özümsediği zaman, o özü yakaladığı zaman, kalple buluşturduğu zaman o imanı, imanla kalp bütünleştiği zaman artık hayatı Müslümanca yaşamaya, Müslüman dünyayı değiştirir. Değiştirmek zorundadır. Burada aklıma münafıklık da geldi. Evet. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde de, hani Medine'de de iman etmiş gibi gözüküp ama kalbinden tasdik etmeyenler münafıklık yapmıyorlar, evet, mıydı? Mutlaka şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde diliyle kalbi arasında bağlantı olmayanlar. Hatta Peygamber Efendimizin çok uyarıcı, ben zaman zaman titrediğim, Allah dediğim, çok Kur'an okuyup da okun yaydan çıktığı gibi çıkacak insanların olduğunu,
Kur'an okuyup da okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacak insanların olduğunu, bunların da dilden okuduklarını, ağızlarında gevelediklerini, kalplerine inmediklerini ifade ediyor. Kalp, bütün inancın, hayatımızın diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmü Seleme annemizin evindeyken en çok dua ettiği annemiz bize rivayet ediyor. En çok duası. En çok duası. Ya mukallibel kulub. Allah. Ey kalpleri evirip çeviren, değiştiren, dönüştüren Allah'ım. Sebbit kalbi ala dinik. Kalbimi dinin üzerine sabit eyle, karar eyle. Ya ne kadar bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor. Düşünebiliyor muyuz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nebi olmasına rağmen en çok yapmış olduğu duadır. Ve Peygamber Efendimizin bu duasını hareketle bizim her gün ki bu hususta yani küllü Süleyman aleyhi sadaka külle yevm her gün sadaka, her eklememiz için, her varlığımız için bizim mutlaka sadaka vermemiz lazım. Sadaka vermek güzel, güzel bir söz sadakadır. Bu da iman. Bu tebessüm bir sadaka. Bu da hepsi kalple ilgilidir bunlar. Bir riya, Allah korusun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim hakkında en çok korktuğum husus diyor, şirk ve şehvettir diyor. Benden sonra en çok korktuğum husus şirk ve şehvet. Ashab şaşırıyor radıyallahu anhum. Ya Resulallah, sizden sonra şirk nasıl olabilir? Mümkün mü diye ifade ediyorlar. Peygamber Efendimiz evet diyor. Benden sonra aya, putlara, güneşe tapmayacak insanlar. Ama riya diyor. Allah. Riyadan bahsediyor. Yani aslında yapmak istemediğini dışarıdan göstermek. Ve bunun çeşitli renkleri vardır. Ve Allah'ın vereceği Allah sevaptan bizi mahrum kılacak, Allah muhafaza münafıklık alametine götürebilecek kalbi bir hastalıktır ki Rabbim inşallah bizleri muhafaza eylesin inşallah. Amin hocam. Usulü selaseden yine bahsetmiştik evet. Kısaca ama burada Medine'yi ziyarete gelen kabilelerden birine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz? Şeklinde bir soru yöneltir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu soruya verdiği cevap üzerinden düşünürsek Allah'a iman etmenin manasının tek yönlü olmadığını söylediniz zaten. Baştan beri, programın başından evet. Beri aslında anlattık. Özü zaten bu. İmanın bütünlüğüne bu usulü selase, İslam'ın bakış açısını da bildirdiniz. Peki Allah Teala bazı ayetlerine, ayetlerinde kullarına çok yakın olduğunu ifade etti. Aslında garibün, garibün mucibün. Biraz orayı açabilir miyiz? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da Allah'ın kulun zannettiği, tasavvur ettiği gibi olduğunu ve dua edenin duasına mutlaka icabet edeceğini haber veriyor. Burada Allah Teala buradaki yakınlık ve kulunun zannı üzere olmasını nasıl ifade edilir, yani, edebilirsiniz. Bir daha açalım mı orayı? Evet hocam. Kulunun zannı üzere olması ve yakın olması. Şimdi Cenab-ı Allah... O ayet-i kerimeden de gidebiliriz. Evet, Cenab-ı Allah bizleri yarattığı andan itibaren kuluna merhametli, rahmetli. Fatiha'da okuduğumuz zaman biz hamd ile Allah'a başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin diyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala. İhdina sıratal müstakim diyoruz. İstikamet olması üzerine olmamız hususunu ifade ediyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ona ibadet ettiğimizi, ona ibadet ve ondan yardım dilediğimizi sadece ifade ediyoruz. Ve bu hususta Cenab-ı Allah bizi yaratmıştır. Bize emanet vermiştir. Emanet yüklemiştir. İnna aradna al-emanete ala's-semawati vel-ardi vel-cibali fe-ebeyne en yahminna ve eşfakna minha ve hamalaha al-insan. Yani hiç kimse yüklenemiyor, korkuyor, çekiniyor zorluktan. Emaneti insan yükleniyor. Emaneti yüklenirken Cenab-ı Allah onun yardımcısı.
onun koruyucusu, onun şafisi, onun müjdecisi, onu koruyanı ve gerçekten kul istediği zaman, dua ettiği zaman her an Allah'a aracısız ulaşandır. Peki şimdi bazen şu soru soruluyor. Dua ediyorum ama kabul olmuyor. Evet. Biz de ayet-i kerimede de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da duaların kabul olunacağını söylüyor. Bunu nasıl açıklayalım gençlere? Ne gençler diyorlar? Şöyle yani şimdi duam kabul olmadı. Evet. Duam kabul olmadı. Şimdi duamız Cenab-ı Allah kişinin duasını hayır murad eder. Hayır vardır, güzellik vardır. Derhal o duasını kabul eder. Biraz öteler, biraz nazlanır kişi. Ya Rabbi der, sevabını artırır. Biraz sabrını ölçer. Leyin şekertum lezidennekum. Siz şükrederseniz nimetimi artırırım diyor. Biraz dener, imtihan eder, zamana bak. Ya da yaptığı dua kendisi için hayır değildir. Allah daha güzelini, yaptığı duadan daha güzelini ahirette verebilir. Ya da ettiği dua mesela Allah korusun bir annenin çocuğuna kızgınlık anında yapmış olduğu duası ya da bedduası Allah hemen karşılığını vermiş olsaydı anne ister miydi? Allah muhafaza. Çok güzel hocam. Bu son söylediğiniz evet. Birçok... Yani istemez. Allah bizi bizden daha iyi biliyor. Bize bizden daha yakın. Yani dua... Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi? Bizi yaratan o. Aziyetimizi, zafiyetimizi, zorluklarımızı, sıkıntılarımızı, akabemizi, sarp yokuşu hepsini Cenab-ı Allah biliyor. Kulunu tanıyor. Çok iyi biliyor. Bizi bizden daha iyi tanıyor. Bizim nelerde hataya düşeceğimizi hepsini biliyor. Duamızın da bunun zımmında aslında. Bunun içerisinde. Onun için her zaman hayır dua etmek lazım. Ve duamızın mutlaka ama mutlaka ya ahirette ya dünyada ama mutlaka hayırlı dualarımızın karşılık göreceğini bizzat hem ahirette hem Kur'an'dan hadisler anlıyoruz. Üç ana maddede özetledim. Evet. Ya hemen kabul eder. Evet. Ya biraz uzak. Tehir eder. Tehir eder. Ya da o son söylediğiniz hani ahirette verir diye biliyoruz ama çok güzel söylediniz. Belki de yaptığımız dua bizim için hayır değildir. Bilemiyoruz. Uzak. Çok güzel hocam. Çok bilemiyoruz. Teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Evet. Bilmiyorum mesajlarımız var mı ama aslında imanı, Allah'a kul olmanın mahiyetini şöyle birkaç cümleyle de özetleyip programımızı bitirelim. İnşallah. Şimdi başından itibaren ifade etmeye çalıştık. İnşallah tevhid ilkesi içerisinde, Rabbimizin sınırları içerisinde, o çerçeve dahilinde, Allah izniyle iman bir teslimiyettir. İman gerçekten insanın insana kulluğunu engellemektir. Gerçekten insanın Rabbini tanıması, bilmesidir. Rabbimizin onu her daim hayattayken kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. De ki benim ibadetim, hayatım, ölümüm, namazım, her şey alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah'ın rızasını kazanmaktır tevhid. Tevhidi anladığımız, anlamaya çalıştığımız, çok konuşmamız lazım. Üzerinde biz gerçekten deniz olan, okyanus olan, bir derya olan bir hususu konuyu, bir damlasını bile mümkün değil atamadık. Çünkü çok konuşmamız üzerinde doğru bir Allah'a iman, asıl usul, baştan o sözü diyorum. Doğru bir Allah'a iman anlayışımızı gerçekten kalplere yerleştirdiğimiz andan itibaren Müslüman dünyayı değiştirir. Değiştiremezse Müslüman değişir. Allah muhafaza. Allah korusun. Vehin olur. Mehabetimiz gider. Gücümüz gider. Kuvvetimiz gider. Artık çerçöp gibi oluruz. Vehin nedir? Vehin dünya sevgisi, ölüm korkusudur. Allah muhafaza. Peygamber Efendimiz'in bizden en çok korktuğu hususlardır ki bir de parçalanmışlık sömürüye elverişli olmaktır. Biz tek ilah değil de ilahları çoğaltırsak,
gönlümüzde parçalanmışlıklar oluşursa, her türlü kötülüğü, sıkıntıyı, problemi, ızdırabı, günahı gönlümüze, kalbimize, hayatımıza yerleştirmiş oluruz ki Allah muhafaza buyursun. Amin. Allah korusun. Amin. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Gerçekten çok güzel bir Allah sohbet razı olsun. Oldu. Çok memnun. İmanın mahiyeti, Rabbimize olan inancımızın nasıl olması gerektiği hususunda çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Her zaman program bitirirken yaptığım duanın başında da Ya Rabbi imanımız kamil. Amin. Mutlaka o kamil kelimesini kullanıyoruz. Yani imanımızı kamil, tam eylesin diye İmanın dua ediyoruz. İmanın artması, eksilmesi konusunda da zaten biz orada imanın kuvvet bulması ya da kuvvetten düşmesi, kemal bulması ya da zayıflaması anlamında ifade ediyoruz. Onun için Rabbim inşallah kamil iman nasıl? Kem alattan kemalet olmaz. Yani değerlerden uzaklaşarak, feda ederek, efendim bırakarak, terk ederek biz kemale uğrayamaz. Evet. Değerlerden vazgeçmeyeceğiz. Hocam mesajlarımız var. Yine yurt dışından Kuzey Makedonya Kalkandelen'den selamlar, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar, hayırlı programlar diliyorlar. Ama isminizi bağışlamamışsınız. Kalkandelen'e, buradan Üsküp'e, Gostivar'a, Makedonya'ya, Kosova'ya, bütün Balkanlara buradan selam olsun. Trabzon'dan selamlar kıymetli hocam. Hoş sohbetinizden istifade ediyoruz. Hasbi olabilmek duasıyla Seyfullah Hacı Fettahoğlu Trabzon. Selamun aleyküm, aleyküm selam kıymetli hocalarım. Şu mübarek cuma akşamında hayırlı yayınlar diliyorum. Allah sizlerden razı olsun, saygılarımla. Cumanız mübarek olsun. Ankara'dan Mustafa Gürel beyefendi. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sayın hocam programınız hayırlara vesile olsun. Gecenin bereketi üzerimize olsun. Gecemiz ve cumanız mübarek olsun inşallah. Uşak Banaz Yazıtepe köyünden selamlar. Ramazan Tosbıyık Uşak'a, Yazıtepe köyüne selam olsun. Akşam cuma akşamımızın hayırlara vesile olması dileğiyle çok kıymetli Doktor İrfan Açık hocama selam ve saygılarımı sunarım. Iğdır'dan Muhammed Sarıhan kardeşimiz. Son mesajımızı okuyalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Mardin Nusaybin ilçe müftüsü Hasan Yeşildal. Sayın hocam sizlere ve çok kıymetli Iğdır müftümüz İrfan Açık hocama hürmetlerimi arz ederim. Medeniyetimizin beşiklerinden, Nusaybin'imizden yarın hocamızı misafir edecek olmanın heyecanını yaşıyor. Heyecanla bekliyoruz. Nusaybin'e gidiyorsun. İnşallah yarın. Daha bilmiyordum. Hayırlı programlar dilerim diyor. Hasan Yeşildal müftümüze, hocamıza, Nusaybin'e ve bütün bizleri izleyen Anadolu'nun ücra köşelerinde bizleri izleyen herkese, Avrupa'ya ve Balkanlara buradan selamlarımızı iletiyoruz. Doktor İrfan Açık hocamıza, Iğdır müftümüze bu güzel sohbetinden dolayı teşekkür ediyorum. İmanımız kamil, aşkımız daim, muhabbetimiz kaim, sonumuz hayır olsun. Son bir ilahiyle sizlere veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir konuk, yeni bir konuyla sizlerle beraber olacağız. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun sizlere.
La ilahe illallah.